Hemen bir video geldi. Evet, fazla ani. Alışmaya çalışıyorum şu an. Evet, tabii. Burak Tomok o kadar Avrupa'ya giderse ve bir YouTuber arkadaşı varsa onunla ne çekmek zorunda arkadaşlar? Videonun başından da anlayacağınız gibi yurt dışı abur cuburları. Hemen 2 dakikada karar verdik. Gerçekten. Evet, tam olarak hani hiç böyle bir video hazır değildim şu an ama işte anlık olarak dedim kırmayayım. Hadi çekelim dedim yani. Hadi çekelim. Evde kesinlikle. Ne var ne yok böyle international yurt dışından ne getirdiysem hemen çıkardım. Ondan sonra bakacağız, deneyeceğiz. Abur cubur arkadaşlar. Abur cubur. Abur cubur. Yani bütün her şeyi yani ne var ne yok. Variety, çeşitlilik olsun diye. Özellikle şuna bittim ben. Aa, şimdi merak evet. ediyorum. Mısır'danmış arkadaşlar. Mısır'dan geldi o. Mısır'dan da şey, çantanın derinliklerinden. Çantanın derinliklerinden çıktı. Yani. Videomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Videoya katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet, afiyet olsun. Sağ afiyet canım olsun. Benim. Zaten senin İngilizce videosundan da biliyorlar. Evet. Seviyorlar evet. arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şahane. Sen varsan bu videoda, bu video Madonna ile çekilmişim. Ooo evet. Superstar olduğu için onlar ortak foto aslında evet right. Britney ile çekiyormuşum gibi. Britney evet Britney. Daha kalmadı zaten ya. Tabii canım Madonna, Britney, Rihanna zaten aynen tamam öyle. Yani yeterli. Bana tabii beni kırmadı bile Türk kahvesi yaptı. Evet ya. Ben bu saatte içemiyorum o yüzden sana eşlik edemiyorum kusura bakma. Olsun. Yani ama olsun. Afiyet olsun. Abi ben ilk hangi ülkeler var abur cuburlarda? Danimarka var, Amerika var, Rusya var, İsviçre var, Fransa var, Fas'ın şekerleri var, Fas ülkesinin şu ve Mısır'ın da sakızı var. Rusya'nın da şekeri var. Ha, Rusya'nın da şekeri. Rusya'nın da şekeri Rusya'nın arkadaşlar. Şekeri var. Bunu bana camiden cumadan çıkarken dedelerin verdiği biraz şekere benziyor. Naneli böyle ağzını güzel koksun. Derdi o şekerlere biraz benziyor. Bekli elden gidiyor. İrtica geliyor. Hani lay. O zaman ben ilk şunu merak ediyorum abi. Evet. Şu. İlk evet. merak ettiğim abur cubur bu. Yurt dışından gelen, Fransa'dan geldi. Ürünümüz şu şekilde arkadaşlar. Bu markayı çok seviyorum. Ben ilk başta bu markayı şeyde denemiştim. 2017'de Nice'de denemiştim. Bunu aslında bana bir öğrencim getirdi bu arada. Bu sene ben Fransa'ya gitmedim. Ama ürünü görür görmez tanıdım. 2017'de Nice'de bunun çikolatasını denemiştim ve çok beğenmiştim. Bakalım sen beğenecek misin? Hatta bakalım ben de beğenecek miyim? 2017'den sonra hiç denemiştim. Tamam bayağı Let's oldu. Try. Açalım o zaman. Şöyle nasıl açılıyor bunun paketi? Şuradan mı? Geçiyor şurada, mu? Aynen şurada bak. Paketleri bile değişik şurada, ya bu Avrupa ülkelerinin. Şurada da açılıyor bak. Paket. Çok Türkçe oluyor. Bak şurada yer var. Hangisi? Come on. Yes. Aa çok güzel. Ben bu paketin hepsini yerim ama bak şimdi. Afiyet olsun. Ben yerim ama. Bak paket paket yapmış adam. Fransızlar bu işi biliyor ya. Evet. Baksana bonne mama mia. Bon mama. Mamma mia. Bon mama. Ne demek hocam onun Türkçesi? Bon güzel demek. Paketin içinden ne çıktı? Güzeldir. Püskevit. 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 Bizim niye püskevitimiz yok? Benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Yok. Şöyle arkadaşlar yazısı var. Aynen, şöyle arasında çikolata var. Çikolata kreması var. Böyle bisküvitler olduğu zaman ben böyle bunu ayrıştırdım. Aa evet önceden. Çikolatasını Negro yerdim. Negro falan sonra aynen. Onu yerdim. Aynen aynen. Şimdi bakalım tadı nasılmış. Üstündeki bu baklava yufkası gibi. Değil mi? Ama harbi güzel. Açılışı çok iyi yaptık. Bayağı iyi ya. Tam böyle şey, latte ile yanında bu. Aynen. Latte, Paris Eiffel Kulesi'ni izliyorsun. Yanında da bu. Şu aradaki çikolata olmasa bile yenilecek kıvamda bir püskevi olmuş. Fransa'nın başka neyi meşhur? Kruvasan meşhur. Croissant. 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 Ama şey, internette yapıyorlar ya. Latte mi? Americano mu? Americano. Croissant ince çizgimizdir. Kruvasan mı? Croissant. Şey mi? Ben normalde bundan devam ederdim ama burada gördüğünüz gibi çikolatalar var. Maşallah Burak hocamız çok tatlı bir insan olduğu için hep kendisi gibi tatlıları tercih etmiş.
tuzlulara daha geçiş yapamamış. Aynen, ben genelde çikolata geçiyorum. Ömrü de tatlı olsun diyelim. Maşallah diyeyim Burak Hoca yorumlarda. Rusya'dan mı gidelim? Bu da böyle bisküvi çikolata karışımı tarzı bir şey. Ben bunu denedim Rusya'da. Bunu bir denemeni istiyorum. Bakalım, çünkü bundan sonra bu gider. Rusya'ya ait bir tat. Bunu orada keşfettik diyelim. Ya yani burada yok yani. Tıpkı bunun gibi. Rusya'da havalar nasıldı? Soğuk. Valla. Neresine gittin Rusya'nın? Saint Petersburg. Saint Petersburg. Saint Petersburg. Ama tarihi, müze, harika bir yer. İhsane zaten. Harika bir yer. Harika öyle, bir yer. Şimdi Putin falan sizi savaş almadı değil mi? Yok. Biz şey devlet şeyinde karşılandık. Seremonisi şekilde karşılandık. Bakın ben de... Şöyle bir bak üzerinde yazıyor. Evet. Üzerinde arkadaşlar... Kiril alfabesi. Kiril alfabesi biliyorsunuz ki... Şöyle. Arkası da böyle bunun. Abur cuburumuzun. Düz. Şöyle şuradan kırayım mı? Bence yeriz. 100 kilo falan olacağız artık bu videodan sonra. Zaten şu bana yeter. Hayır, bunu ikiye böleriz diye. Hayır, nasıl yani? Bunu komple yiyebilir miyim ben? Bence sen yersin. Bir yer miyim bakalım sizce arkadaşlar? Bence sen yersin, net yersin. Tamam, deneyeyim. Bir dene bakalım ya, dur bakalım. Böyle... Aya kır bakalım. Ben çünkü yedim, sen de dene istiyorsun. Bu elmalı turta gibi bir görünümü var. Evet ama bir bakalım tadını nasıl bulacaksın. Çok güzel. Beğendin mi? Evet beğendim. Neye benzettin? Ya neyi ya? Bu bir şeye benziyor, söyleyemiyorum. Ben neye benzettim bunu? Neye benzettin? Choco krem var ya, Choco Prens. Choco Prens. Evet. Choco Prens'in daha farklı bir versiyonu. Böyle daha sanki böyle... Ekmek tarif edemiyorum ama ben Choco Prens'i andırdım. Abi Bağdat Caddesi'nde kafelerde tatlar olur ya, 500 liraya satarlar tanesini. Aynı onun gibi. Ona mı benzettin? Vallahi öyle. Sen yani bayağı beğendin. Evet, çok güzel yani, özel. Bu arada yiyemem diyen adam şu an bitiriyor biliyorsun. Maşallah. İçindeki ne bunun? Çikolata. Çikolata, üstündeki de? Şey, bisküvi tarzı bir şey. Güzel. Buna kaç veriyoruz? Buna kaç veriyor? Hani puanlayalım da aynı zamanda. Buna kaç veriyor? 10 üzerinden kaç verirsin? 9. 9 iyi verdi. Ama ben biraz bu markayı da seviyorum. Hocam bize rating lazım. Buna niye 9 veriyorsun ben sen? Ben 9 verdim. Ben markayı seviyorum çünkü. 7 veriyorum. Aa, neden 7? Hocam o kadar da bonkör olmayalım. Ya. Aa. Okey. 7. Ben 9 verdim. Buna 7 verdim. Buna kaç vereceksin? Çok merak ediyorum. Bu daha güzel geldi benim gözüme. Oo. Yani, ben o kadar şey olmamıştım buna. Vav olmadım açıkçası yediğimde orada. Ama farklı bir tat yani. Türkiye'de olmayan bir tat gibi geldi. Daha ne kadar tadına bakabilirim bilmiyorum ama ben buna 10 üzerinden 7.5 veriyorum arkadaşlar. Ben buna 7 veririm mesela. Bu çok doyurucu bir şey aynı zamanda. Aynen. Mesela hafif bir yemek yersin. Üzerine bunu yediğin zaman tamamen tıkandın zaten. Simit gibi ya bu. Hı, aynen. Simitin unlu bir şeyin arasına işte çikolata şey konulmuş. Choco Prens gibi bisküvi de değil, ekmek gibi de değil. Değişik bir şey. Tarif edemiyorum. Yemeği izledik arkadaşlar. Şu kadar şey kaldı. 2 dakikada yedik yani. Daha bir sürü şey var. İlk Fransa'ya gittik arkadaşlar. Fransa'da en beğendiğin yer neresi? Nice tabii ki. Nice. Böyle Akdeniz sıcaklığının üzerinde hissediyorsun. Côte Azur. Yani direkt Southern France. Benim olayım Southern France. Yani Güney Fransa. Kesinlikle. Paris güzel ama Paris bence fazla overrated. Yani çok fazla abartılı. Güney Fransa sahiline bayıldım. Bayıldım. Nice çok şahane. Saint-Tropez zaten ünlülerin gittiği bir tatil noktası. Ben orayı çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğenmiştim yani. Evet. Monaco falan. Tabii bu pek bir şeye hitap eden yerler değil ama Monaco özellikle daha çok sosyetenin işte ne bileyim yatınla yaklaşacaksın Monaco limanına. İşte oradaki kasinolara gideceksin falan filan ama ha, o atmosferi gördüm. O hoşuma gitti diyeyim yani. Güzel. Southern France güzel. Bence de özellikle o zengin yerleri tamamen beni çekiyor. Ruhunu çekiyor. Ne zaman Burak Hoca'yla film izlesek yani hep zenginleri izliyoruz. Hiç yok. Zengin kız fakir olan izlediğimiz yok kardeşim. Yok, hep zenginleri izliyoruz. Hep kraliyet ailesi. Kraliyet ailesi. Elizabeth'ten aşağısı bizi kesmiyor arkadaşlar zaten. Kurtarmıyor. Net. Rusya'da peki en beğendiğin yer neresi? Rusya'da sadece St. Petersburg'a gittiğim için çok beğendim orayı. Güzel. Moskova'ya gidemedim, bir kıyaslama yapamıyorum. Havası nasıldı? Havası çok soğuktu. İşte fabrika çok yoğun muydu? Yok, hiç şöyle fabrika yani doğal gaz ve petrol rezervleri çok olan bir ülke. Hı-hı. Ama ben hiç öyle hava kirli falan büyük bir tuvalet şeylere kurmuşlar onların, şehir dışlarına falan kurmuşlardır. Gayet temiz.
soğuk ve şey bir hava vardı yani. Kuru bir hava vardı. Kuru bir hava. Aynı Erzurum. Bizim gibi. Memleket. Gibi. Hele dadaş hoşmisen. Arkadaşlar. Bence Rusya çikolatasından devam edelim. Rusya çikolatasından devam edelim. Hocam abur cuburları sen biliyorsun. Bunları daha önce hiç tadına baktın mı? Yok. Buna baktım. Bunu yemiştim Rusya'da. Bunu yemedim. Bunu ben de merak ediyorum. Bu zaten şey çok ne diyeyim klasik. Russian chocolate yazdığında zaten Google'da bu çıkar. Russian chocolate. Aynen Russian chocolate. Yani Rusya'nın en bilindik çikolatası aynen, arkadaşlar. Aynen çıkıyor. Şu bebe. Bebe de çok tatlı ya görüyorsunuz. Aynen. Vallahi mükemmel. Bakalım ben denemedim şimdi ben de deneyeceğim. Oluyor ya fotoğraflarımızı koyduğumuz albümlerin kafanda meşhur bir bebek var. Evet. O bebek aynen, mi bebek mi? Bilmiyorum. Çok benziyor. Belki çok bundan esinlenerek yapmış olabilirler onu veya... güzel. Evet güzel. Şöyle. Biz var ya şeker koması. Aynen bugün kesin. Ya. Lütfen yorumlara bir dahakine tuzlu abur cuburlar istiyoruz. Burak Tomak yazar mısınız? Lütfen yazın. Sütlü. Süt oranı yüksek. Süt oranı kakao oranı da yüksek bence. Güzel bence. Bence çok iyi. Çikolatayı emerek mi yemek lazım, ısırarak mı? Ben ısırarak yiyorum şahsen ama hani tercihlere de karışmıyorum. Nefis! Emerek yiyorsun arkadaşlar. Fiyatı ne kadardı bunun? Bu bebeğin? Vallahi hatırlamıyorum ama şunu hatırlıyorum. 1 euro gibi bir şey düşünebilirsiniz. 1 euro. Yani 35-40 lira bir şey. Aynen. 35-40 lira. Bu ne kadardı hocam? Bunu hatırlamıyorum. Bunu öğrencim getirdi dediğim gibi. Bahar'a selamlar buradan. Bahar getirmişti bunu. Ama ben bunu dediğim gibi 2017'de almıştım. Ne kadar vermiştik yani? 2-3 euro falan. 2-3 eurodan aşağı değildi. Çünkü Fransa o an çok pahalı bir ülke. Bu da aynı şekilde 1 euro falan gibi bir şey. Yani 70 cent falan. 70 cent falan. Rusya bitti. Rusya ile alakalı başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok Rusya, yani özellikle Saint Petersburg için özelinde konuşuyorum. Güzelleri, yani sanata, tarihe, kültüre çok ilgisi olan arkadaşlar kesinlikle gitmesi gereken bir yer Saint Petersburg. Çünkü Hermitage Museum'a bayıldım. Zaten Louvre Müzesi'nden sonra Avrupa'daki, belki de dünyadaki en iyi müzelerden bir tanesi. Yani ben zaten Louvre'a gittim. Louvre'a çok yani hayran kalmıştım. Louvre'dan sonra beni en etkileyen bir sürü müze gezmiş bir insan olarak söylüyorum. Hermitage beni çok etkiledi. O yüzden böyle müze falan, tarih, kültür, sanat çok seviyorsanız Saint Petersburg muhakkak gidilmesi gereken bir nokta. Binalar falan, şehir yani şehir olduğu gibi yani yürüyerek zaten adeta bir tarihi şey tarihe tanıklık ediyorsunuz. Çok güzel bir şehir. Ben çok beğendim Saint Petersburg'u. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Bir sonraki abur cuburumuz hangisi? O zaman Danimarka'ya geçelim. Danimarka. Şunlar Danimarka. Danimarka'dan iki tane yine arkadaşlar çikolatamız mis gibi şöyle sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi bu Danimarka'dan gelmiş bu iki çikolatamız. Danimarka refah seviyesi çok yüksek. İlk iki. Yani. Finlandiya, Danimarka. Finlandiya, Danimarka çok merak ediyorum. Danimarkalı kızların Türk erkekleri hakkında düşünceleri nedir? Bu konu hakkında bilgi verebilir misin? Kumral erkekler hakkında ne düşünüyorlar özellikle? Ya Danimarka zaten çok göç alan bir ülke olduğu için yani çok göçmen de var yani sadece Danlılar yaşamıyor orada. Zaten onlar alışıklar yani hani şeylere, farklı kültürlerden gelen insanlara. Ama yani bilmiyorum Danimarka'da kuzey ülkelerinde diyeyim. Danimarka, Norveç, Finland. Yani bunu hissettim. Yani farklı olduğunu zaten anlıyorlar doğal olarak. Çünkü onlara benzemiyoruz. Bir hafif bir önyargı ben açıkçası bir sezinledim yani. Bize karşı. Yani kendilerinden olmayanlara karşı diyelim. He, okey. Yani bir hafif bir önyargı var yani. Ama Danimarka'nın Türk'üm dediğin zaman. Her şey iyidir be. Yani güzel bir ülke. Evet, güzel, gelişmiş bir ülke. Güzel. Gelişmiş bir ülke. Danimarka'ya da gitmek nasip olur inşallah. İnşallah. O zaman şundan başlayalım. Sütlü aynen, çikolatamızdan. Sütlü çikolata. Açalım bakalım. Bunları kalorine falan zaten girersek arkadaşlar bugün 3 kilo artı 3 kilo ekledik evet, halimize. Gerçekten. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olunuz arkadaşlar. Gelsin. Gelsin. Bu ne? Bu ne? Gene şu kırılan taraftan alalım. Okey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Üzeri böyle çizgili yazılı. Böyle bir çikolata. Kendisi. Buyur hocam. Sen istediğin zaman.
bu kaz almam lazım yoksa gerçekten bu video çıkmayacak. Yoksa bu video çıkmayacak. Bitmeyecek yoksa bu video. Ya bunun çikolatası daha yoğun. Bunun çikolatası daha yoğun. Belli yani. Bak onda süt daha yoğundu. Değil mi? Bu da güzel ama ben Rus çikolatasını daha çok beğendim. Rus çikolatasını da yiyeyim. Ben bunu daha çok beğendim. Gerçekten. Evet. Abi, tamam. Aa, Rus çikolatasını oylamayı unuttuk. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 9. 9. 10 üzerinden 9 veriyorum ben de arkadaşlar. Üzerindeki bebeden dolayı. Evet. Ben tadını çok bebeden beğendim. Bebeden dolayı üzerinden 9 veriyoruz. Bu bana bir tık daha iyi geldi. Ya. Ama paketleme bunda daha iyiydi. Ben de açıkçası bilmiyorum. Benim damak tadıma Rus çikolatası daha şey geldi. Kötü değil, güzel ama ondan sonra böyle bir tık belki daha tatlı olduğu için o hoşuma gitti. Bu evet kakao oranı daha yoğun olduğu için o kadar tatlı gelmiyor. 8 veriyorum. 8 veriyorsun. Peki. Aynen. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Kaç euroydu hocam bu? Danimarka, Copenhagen özellikle çok pahalı bir ülke. Evet. Normalde çikolatalar hani 1 euroyu geçmemesi gerekir. İşte mesela Rusya'da 1 euro falan ama burada mesela 3, 4, 5 euro arasında çikolatalar oynuyordu. Yani evet bu ya 3, ya 3, ya şununla şu işte, ya 3, şu an hatırlamıyorum hangisi ne kadar ama 3, 5 euro falan gibi bir şeydi yani çikolataların her biri. Orası pahalı bir ülke olduğu için pahalı yani her şey pahalı. Çikolata da pahalı, yemek de pahalı. Tabii alım gücü de yüksek olduğu için yani aldıkları ücret de yüksek olduğu için her şey pahalı. Bunlar yani ikisi toplam işte 10 euro gibi düşünebilirsin. Pahalı bir yer. Pahalı bir yer. Danimarka'da bir diğerine geçelim. Şöyle bir tane çikolata barımız var. Yine çikolata var. Tabii. Biliyorsunuz ki bol tatlı bir video oluyor. Şöyle çok tatlı. Paketi böyle arkadaşlar. Bizle birlikte daha da böyle bir daha şeker koması oldu insanlar. Girdik zaten. Ama bu şey bitter olduğu için. Bu şey gibi oldu ya. Bir an içinden boyama kalemleri çıkacakmış gibi hissettim. Aynen doğru diyorsun. Boyama kalemi, ooo paket. Aynen. Zaten 5 euro yapıyor şu jelatin arkadaşlar. Şu jelatin zaten 5 euro. Aynen doğru. Gerçekten ama paketi bunun daha fazla şey. Paketi güzelmiş. O zaman büyük ihtimalle şu 3'tür şu 5'tir. Olabilir doğru büyük diyorsun. Büyük ihtimalle. Grama şartta var. Aynen bu daha büyük. Bunumuz böyle Danimarka'dan gelen. Üzerinde böyle ne var? Ağaç, yaprak dişe var. Aynen yaprak dişe. Şunu aynen. Ben de yiyemem. Heh. Ben de yiyemem. Yani, yani artık. Video için sağlığımızla evet, oynayamayız. Bırak tomak. Artık. Bir suyla bir ağzını. Geldi biliyorsun. Bu bitter biliyorsun. Bitter. %80 kakao diyor da. Aynen. Aa, çok ağır gelmeye başladı çikolatalar. Aşırı. Acı. Evet. Gerçekten bitter. Çok acı bu arada. Harbi acı la bu. Çok acı bu. Çok acı. Şey ne ya? %85 5. kakao. Premier hocam bu ya. Premium ya. Evet bu o yüzden 5 euro belki de. Bu 5 euro değil, bu 10 euro da olabilir. Belki 6-7 euro da olabilir. Bilmiyorum hatırlamıyorum çok uzun zaman oldu çünkü üzerinden. Son kullanma tarihi geçmiş. Yok artık. O kadar da değil yani. Sen bize bak geçmiş şeyleri yedirmiyorsun değil mi? Yok artık yani. 2025 diyor. Hocam. Ya of, ağzınızın tadını bilmiyorsunuz be Kopenhag. Mölmö'de yendik, Kopenhag'da yendik sizi daha ne istiyorsunuz be? Hocam. Bu fazla var. Ben bunu neyle yiyebilirim ki? Ya bunu gerçekten tatlıyla falan tatlı dedi bilemiyorum çok ağır gerçekten çok. Hayır bunlardan dolayı değil, bu cidden ağır. Çok ağır çok ağır. %85 zaten. Ama gerçek bitter bu bence. Evet aynen. Ya gerçek ama, bitter yani bu. Türkiye'de böyle bitter bulma şansınız yok ben size söyleyeyim. Var mı? Et. Bu kadar yoğun mu? Bu kadar değil. Değil işte onu diyorum. Ama 12 %65 bu %85. That's why. Yes. Biliyorsun bir de turu. Bir de bu arttıkça şey de maliyet de artıyor yani. Aynen. Türkiye'de bu 5 euroya kime Türk çikolata satabilirsin? Bu var ya Makro Center'a git 500-600 lira. Ha falan. Mesela. Vallahi 500-600 lira. Zaten ancak Makro Center'da müşteriyle buluşabilecek ürünler yani bunlar. İstiyor musunuz bir mayüz bir abur cuburları gelsin arkadaşlar? Yorumlarda belli edelim. 10 üzerinden kaç veriyoruz? Valla benim damak tadıma çok hitap etmedi bu. Hı-hı. Yani ama kaliteli olduğu belli yoğun çünkü çikolatası. Aynen. Ve çok yoğun kakao sevenler çok bayılır buna. Ama bana göre değil o yüzden 6 diyorum ben.
Ben bitter sevdiğim için 10 üzerinden 7 diyorum arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki nedir? Amerika. United States of America. Gidiyoruz? Aynen. Nereden aldınız? Amerika Colorado'da. Sen hangi taraftan Amerikan? Arkadan. Orlando. Colorado. Şey tarafında biraz daha orta veya batı kısma doğru yakın. Bizontele izledin o zaman. Bizontele? Evet izledim de. İzledin Amerika Colorado. Aa bir dakika dur, Colorado nerede tam? Hershey. Ünlü bir, yani daha doğrusu ünlü bir Amerika çikolata markası. Almonds. Yani almonds. Bademlerle birlikte sütlü çikolata demiş. Orlando nerede? Orlando Florida'da. Yani Miami'nin yukarısı değil. Miami'nin yukarısı. Doğu şeyi Florida. Domuz yağı var mı bak ha? Yok ya. Ramazan günah girmiyor. Orlando. Güzel. Orlando. Açalım o zaman. Ama zaten tüm... Bu ne kadardı parası? Amerika'da da çikolatalar pahalı. $3 falandı galiba. Şöyle üzerinde yazılar yazıyor var arkadaşlar. Marka yazıyor. Daha önce yediniz mi bundan? Yedim. Yorumlara yazın. Ben yemeyeceğim burada. Ben yedim, tadını biliyorum çünkü onun. Ben yiyeceğim. Ye. Oo, fındık da var. Şey, badem. Pardon, badem var. Bundan sonra midem rahatladı. Evet, çok güzel o. Yiyeceksin. Bu videoda yiyeceksin. Hadi çok ufak. Canım çekti ya. Ben şu çikolata şeyinin içerisinde. Şöyle minicik alayım. Çok güzel bu çikolata ya, biliyorum. Çikolataların arasında en iyisi arasına girdi. Değil mi? Tabii. Hayır, şunların arasında namur mamudur. Çok iyi. Özellikle o badem ve sütün karışımı cidden çok iyi olmuş. Yani Amerika'nın niye obez yoğunluğu çok olduğu belli. Bu çikolatadan da kaynak olabilir. Olabilir. 10 üzerinden buna 8 hiç vermedim hiçbirine. Ben 8 veriyorum. Ben 10 veriyorum. Çok beğendiğim bir çikolata çünkü. Ya ben niye buna çok yüksek verdim? Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel ama... Ambalajı. Ambalajı beni etkiledi ya. Ambalajı. Yemin ediyorum ya. Çocukları seviyoruz hocam, biliyorsunuz. Evet, aynı. Burak hocam 10 verdi. 10 verdi. Ben de 8 verdim arkadaşlar. Amerika'da yaygın olan, hatta X-Starch'mış, 16 tane var. Evet. 16 kare yani. 16 pieces, evet, parça. 16 parça var. Şöyle bir ürün kendisi. Başka ne kaldı abur cuburlardan? Bu After Eight. Bu da İsviçre Nestle markası. Aslında bunu Türkiye'de bazı marketlerde bulabilirsiniz. Macro Center'da falan olabiliyor bu. Hı hı. Ben bunu çok seviyorum. Naneli. Abi nane çikolatada nasıl oluyor ya? Fresh. Daha ne kadar çikolata yiyoruz? Biz. Bakalım. Zaten bu son çikolatamız. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir şey bak. Fırınladım. Ya bu ne ya? Ben çok seviyorum. Ha, bunu çikolatada yenmez abi ya. Ben senden bunu beklemiyordum ya. Çok beğeniyorum. İsviçre'yi de çok merak ediyorum. Ama orası çok refah seviyesi yüksek. Haydin'in köyünü merak ediyorum. Haydin'in köyü. Beğenmedin yani naneli çikolatayı. Yok, beğenmedim. Ben yiyorum, ziyan olmasın diye. Ben çok seviyorum. Ona Mecit getirdi çok sevdiğim için İsviçre'den. Öpüyorum onu da. İsviçre'nin şöyle paketi de bu arada. Bunlar tek böyle ağzı açık. Aynen. Şöyle. Kaç euro hocam bu? Bunu hatırlamıyorum ya, ama bu da yani İsviçre'de olduğu için zaten İsviçre'de de çikolatalar şey pahalı. 3 ile 5 euro arası. Gerçi o euro kullanmıyor, frank kullanılıyor orada. Frank. Avrupa vlogları gelecek inşallah. Hadi inşallah. Manifest 777-520. Evet. 350. Aslı bir dede sana bunları verdi mi yolda? Bir yerde verdiler bunu ama nerede verdiler hatırlamıyorum. Aslı bir dede sana bunu verdi. Aynen, bir yerde verdiler. Fas'ta, son hatırlamıyorum. Fas'ta ne dediniz? Hep bahşiş istiyorlar. Evet, hep bir para istiyorlar. Evet, hep bir bana ver, bana ver, aynen, şey olayı var. Hiç bunun tadına falan bakmayacağım, merak etmiyorum. Fast dedin, gitti yani, tam yeter. Ya ben Amerika'da Five Guys'ı merak ediyorum. Five Guys çok güzel. Gerçekten iyi. Orayı çok merak iyi. Ediyorum çok ya. Iyi. Mısır'dan. Mısır'dan geldi bu da. Sakızımız var. Aynen. Herhalde tuzluya en yakın yiyebileceğimiz şey. Yani var. Zaten şey, videoyu bence bununla final edeceğiz. Bunun da bir hikayesi şu. Markete girdim, işte büfe gibi bir yere girdim daha doğrusu, Kairo'da. Su aldım, para üstü olarak verdi. Aynen, para üstü çantama attım ben de, hani tabii ki para yokmuş. Sonra işte evde böyle farklı ülkelerden şeyler arıyoruz böyle. Daha ne var, daha ne var falan diyor böyle. Ben de bir dakika şey, hemen aklıma geldi, bir yere bir şey koyduğunu asla unutmam. Hadi Mısır'dan şey almıştım, sakızlı çantaya atmıştım. Çat aklıma geldi, bunu çıkardım ve bununla bence final edeceğiz.
finali yapacağız. Bakalım nasılmış. Bakalım. Hem içinde hem dışında sanki o aroma var gibi geldi bana. Normal çünkü Lidl'de falan ısırdığın zaman o aroma yayılır ya. İçinden iki tane çıktı. Adam olma çok bile. Piramitte full şey mi istiyorlar? Bahşiş mi istiyorlar? Her yerde. Çıktığında. Her yerde yani. Ortadoğu'da öyle bir kültür var yani. Her yerde. Zaman evet. Bana bahşiş ver. İşte her fotoğrafını yerde. Çektim. Sana yol tarif ettim. Aynen. Para aynen. Ver, para ver, para ver. Aynen. Aynen. Bana para ver yap. Bana para ver, bana para ver. Şeyde ya, otobüse biniyorsun. Otobüste valizini koyuyorsun yani şeye. Otobüsün altına. Otobüsü koyarken bile muavin orada para istiyor. İnanabiliyor musun yani? İnanılmaz bir şey gerçekten. Hiç merak etmiyorum. İnanılmazca. Veya işte Fes'te biz şeyde Fas'ta, Fes şehrinde Old Town'da böyle bir kaybolduk. Kendimiz gidiyoruz tabii ki. Yani bulacağız ya oluyor. Google Maps diye bir şey var sonuç itibariyle. Biz dedik ben sizi çıkaracağım. Para almak istiyor tabii haklı olarak. Ya tamam falan dedik. İşte götürdü bir de bakıyoruz kontrol ediyoruz yani nereye götürüyor diye. Dolandırıyor hani bak işte çok şey yapıyorum hani uğraşıyorum falan filan gibi. Dolandırıyor yani normalden çarp diye şey yapsa ana yola çıkacak ve biz zaten gideceğiz. Dolandırdı bir şekilde çıkardı. Burada para verdi tabii ki hani şey olmasın ayıp olmasın diye. Verdiğimiz parayı beğenmedi ve bize küfretti. Evet. Böyle bir anımız da oldu. Arkadaş bizi alabiliyorsan Avrupa'ya git. Evet kesinlikle. Yani böyle kaos sevmeyen insanlar için git. Kesinlikle Fas'ı, işte Mısır'ı önermiyorum. Yani kaos sevmiyorsanız hani kaos sizi rahatsız ediyorsa ülkelerle tercih edeceğiniz ülkeler değil. Yani ben kaos sevmiyorum diye insanlar direkt Avrupa'ya, işte Amerika'ya gidebilirler. Çünkü sistem, düzen, her şey oturmuş. Aynen. Sıkıntı yaşamazsınız. Daha bu tarz içerikler istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hem Türkiye'deki abur cuburlar hem de yurt dışındaki özellikle bu saatten sonra tuzlu abur cuburlar denemeye çalışacağız arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce bunların komple arasında beğendiğin 3 ürünü bize sıralar mısın? Ben de sıralayacağım aynı anda. Tabii ki. Tamam. Birinci atıştırmalı bu arkadaşımıza. Ben bunu da çok beğendim. Evet. Russian chocolate. Aynen. Ve tabii ki. Aa. After Eight ben çok severim. Bunu da seviyorum. Şöyle yapayım hatta. Şöyle 3. Üçüncü ikisi aynı. Aynen. Ben sıralıyorum arkadaşlar. Birinci olarak kesinlikle damak tadıma en uygun olan bu bir numara. Bunu sıralıyorum. Gerçekten kıvam falan çok iyi. Yani latte içerken çok güzel olur. İkinci olarak yani bununla bunun arasında gidiyorum ama ben yok bunu diyorum. Oh Russian. Bu çikolatadan diyorum. İkinci olarak bunu koyuyorum sırama. Üçüncü de kesinlikle bu arkadaşlar. Ama gerçekten bitter tadı istiyorsanız da evet, bunu o. Kesinlikle öneririz. Bunu ben sanki daha önce Macro Center'da gördüm ya. Mümkün değil. Yani şunu görebilirsin. Yani search bilmiyorum belki. Ama bunu görme şansın yok. Danimarka çikolatası niye getirsinler? Ha. Ama bunu kesin görmüş olabilirsin. Olabilir. O zaman başka diyeceğim şey var mı video için? Afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Çok sağ olasın. Kendisi bizi olsun. Hem misafir etti hem aynı şekilde çok güzel iftar yaptık. Sonrasında bunların tadına baktık. Şeker kumasına girdik. Bir bereket olsun. Sağ olsun hepsinin tadına baktık. İnşallah daha güzel yerler görürsün. İnşallah. Burak hocamı da zaten artık biliyorsunuz. Burak Tomak takip edebilirsiniz Instagram'dan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olup diğer videolarda görüşmek üzere. Haydi bay bay.